özellik atacaksın. Ya da window fake yiyeceksin. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, son zamanlarda eski Dead by Daylight serilerini tekrardan çekmeye başladığım için bir tane de karşıma hangi katil gelirse onunla oynuyorum videosu çekeyim dedim. O seriden de 3-4 tane falan videom var biliyorsunuz. The Game atıldı da bunu killer'ım. Allah Allah, ne bu cesaret, yiğidim. Aa, maraz. Allah, yandık. Ben nasıl oynayacağım bunu şimdi? Arkadaşlar, bu arada sırtımda gördüğünüz gibi İbo'ya espor takımı açtık. Normalde espor takımları biliyorsunuz ki oynanıldığı oyuna göre kişi sayısında değişiklik gösterir. Bazı oyunlarda 5 kişi olur, bazı oyunlarda 3 kişi olur. Ama İbo'ya tek başına açtık çünkü diğer takım arkadaşlarını yedi. Yani böyle bir şanssızlık yaşandı. O yüzden sadece İbo'ya açmaya karar verdik. 3 tane daha arkadaşı var, 4 kişilik de takım. DBD e-sporuydu, 3'ünü yedi. Yani adam da bir şeyler deniyor şu an tabii kendi çapında ama. Oh, şu perk 2 var bak, pür dikkat perk arkadaşlar. Bir şeyi kırdığı zaman, jeneratör bozduğu zaman falan görüyorum. Yalnız ben çok kötü maraz oynuyorum ya. Bu niye geldi oğlum ilk maçtan? Vallahi ilk maçtan benim bütün hevesim bozulacak, maraz oynayacağım. Sonra bütün videoya sadece survivor olarak devam edeceğim. Demek duydun beni seni it. Lan o taraf kapalı. Ahaha oğlum. Diğerlerini bebe buldun, döndürüyorsun tabii, vuruyorsun tabii, gel. Buldum bebeleri tabi. Şuradan arkadaşlar face vault'la öyle bir zıbam çık kaçarım ki ananı avradım, ne oluyor lan? Bak şu an takıma müthiş zaman kazandırdım, iki chase'tir. Bir jam bile bitmemiş. Ne yapıyorsun ne? Sen asılmışsın, ben seni heal'layayım ki hani olur da katil gelirse sen ikiye geçme. Mesela bu arkadaşlar oyunu bilmekle alakalı bir şey değil. Bu mantık. Demek ki bu adam mal. Hani çok basit bir denklemle bunu çözebilirsiniz. Bizim adamın nickini gördüm de şimdi. XX killer XX. Şimdi saygısızlık etmek istemem arkadaşlar ama bu yaşa da iyi gelmiş yani. Oğlum sürekli killer'ı görüyorum, bu perk çok güzel ya. Haritada palet kalmadı, perk'ün çalıştığına seviniyorum da. Bir de bozuntuya vermiyor ya. Sonrasında bozuntuya verme işini gören oldu mu? Ne oldu, ben sana vurmayacaktım ki zaten, öylesine geldim oraya. Sanki hani böyle yere düştü de çaktırmıyor, şınav çekiyormuş gibi yapıyor, anladın mı? Mesela şu an şu Kate'in benim yanımda durması killer'dan daha zarar verici geliyor bana. Daha potansiyelli yani. Bitiririz bitiririz ya sen. İşte var ya işte bundan bahsediyorum yani. Bir tane doğru karar yok ya verdiği. Bir tane doğru karar veremedi yani. Gel gel, buradayım mal, gel. Allah'ım yarabbim, pazarda kaybolan çocuklar gibi kaybetti beni ya. Az önce peşimdeydi. Oğlum adamı maden işçisi yaptınız lan. Minecraft gibi adam sürekli bir şey kazıyor. Ben şu perk'ü bir daha bu kadar çalıştıramam herhalde. En iyi map'i denk geldi zaten, en bol palet bulunan map. Adam bayağı kömür, elmas falan ne varsa çıkarttı yani. Nanı s**im, uyuyakalmışım. Jeneratörün patlamasına uyandım. Ya iki uyuma RPS yapak dedik, maçı sattık ya. Oldu oldu, onu vur da sana sağlamından bir gireyim. Lan bu az önce bitirdiğim can değil mi? Ha, gerçekten bu oyun yüzünden şizofren olacağım bir gün ya. Aklan! Tam var ya, hareketi yiyecek bir adamdı. Ama burada mı denenmesi gerekiyordu yani? Değil mi? Sayın El Purpo Chavez Dominguez, burada mı denenmesi gerekiyordu hareketin? Selam, ne yaptınız lan gerizekalılar? Aynen o yolu kapatın. Adama çok ilginç şeyler yaptırıyorum, yemin ediyorum. Aa, buradan gelmiş. Lan ya. Keşke şey içeri atladıktan sonra daha akıllı oynasaydım. Bu arada ben bu adama gülüyorum da ben de aynı bunun gibi oynayacağım marazı, biliyorsunuz değil mi? Ben bu dönmeli katilleri beceremiyorum arkadaşlar. Bunlara QA falan kullanmak gerekiyor ya, Oni'ye, maraza falan. Onu yapamıyorum ben ya. Var ya seni, var ya seni. Yok ediyorum ya seni. Seni rezil ediyorum ya şu an. Marazı oyundan sildiriyorum ya şu an. Bir de özgüvenini The Game atmış. Yesinler senin özgüvenini. Bir ıska daha geldi sanki he? Maraz iniyor, bir ıska daha mı geldi oğlum?
Volt atacaksın. Tamam. Özellik atacaksın. Ya da window fake yiyeceksin. Arkadaşlar ne olur gülmeyin. Vallahi ben de böyle oynayacağım. Lan oğlum o ne? Yani neyi vuramadın neyi vurdun kral sen de ya. Anya'ya gidiyordun Konya'ya vurdun ya. Adamın ahını aldık ya. Lan dump tek deneyecektim ya. Dump tek deneyecektim ya. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şuradan medkit çıkarıp kendimizi healliyoruz, tamam mı? Ben size adım adım şimdi sona kalınınca nasıl kaçılır onu anlatacağım. Evet, dürüm çıktı arkadaşlar. Dürümü yiyerek de hillanabilirsiniz. Mırıbı. Ben bunu şuradan aşağı düşürürüm. Yani arkadaşlar bir şey biliyoruz da konuşuyoruz değil mi? Ya oğlum adam inanılmaz sevimli. Geri mi gelecek, eçe mi kapatacak? Git eçe ara ya. Oğlum sen... Deli manyak salak bir şeysin sen ya. Vuramazsın. Çok iyi. Oğlum bir de heçi bulsam var ya şu an. Heçi bulsam şu an muah ya. Baş donduran çılgın saçlar. Bir de 360. Lan. Ha vurmuyormuş lan oğlum, ben de attım sandım ya. Ya da at yedi mi lan acaba, anlamadım. Bir diye ses geldi ama yere düştüm, adam hala beni arıyor. O kadar korkuyordu benden. Gençler bu arada ilk maça kendi yaptığım filtre ayarlarıyla girmiştim ama bu maça biraz daha kıstım hani parlaklığı falan. Onu bir dengelemeye çalışalım. Hani bir iki video böyle sallantılı gideceğiz. Ne aşırı parlak olsun ne aşırı karanlık olsun. Çünkü birkaç yorum gelmiş bu sefer oyunun normal ayarlarına dönünce. Hani mobilden izliyoruz hiç görünmüyor falan demişsiniz. Haklısınız aslında, ben onu düşünememiştim. Ama işte ayarlamamız lazım. Hemen iki kişi oturdunuz ya hocana. Oraya da iki kişi oturdu. Hangi birisiyle uğraşayım şimdi ben? Lan oğlum adamı geç fark ettim. Allah belanı versin. Buraya soltuk atsam vuruyormuşum ya. Bir hit alırım ya bir ısırık. Ne günyo babacı gülünyo. Çarp lan çarp. Allah'ın belası herif çarp. Oğlum nasıl patlamadı o palet? Merhaba. Evet kötüyüz. En azından bu tarz videolarda farklı katil oynamış oluyorum arkadaşlar, öyle düşünün. Her ne kadar beceremesem de. Mırıbı. Güzel. Bu arada ha, yaraladığım zaman paletler kapanıyor arkadaşlar yakındaki. Bu çok açıkta kaldığı için hiç özellik falan uğraşmadım ama bir tane daha Gen Tinkerer'ladılar. Pekala. Ormund ve Ölü İt Barı inanılmaz Gen Rush mapleri ya. Gerçekten bak. Ah, fast volt atamamış olsa var ya. Onu mahvederdim de orada. Ha, paleti kapandı. Çok güzel. Bir can daha bitti. Bakalım belki kalan canları özelliğimizle falan tutmaya çalışırız diyeceğim de nasıl kaldı canlar, uzak mı? Hemen var ya canden cene ya. Bu ranklar çok fena. Kanka sana bir ufak tunnel çakabilirim, haberin olsun. Çok ufak ama. Mini minnacık böyle. Sattık. Hayırlı olsun. İşte bunları yapamıyorum yani. Bunlar benim için zor hareketler. Tinkerer, Tinkerer man. Hayvan oldu. Ya bak seni bitirdim. Bunun ilk asılışı mı bir de? Öyle galiba tamam. Ne yapıyorsun kanka? Yani daha yürümeyi bilmiyor anasını satayım. Dur bakayım, bu satmış olabilir ha. Heal partisi falan var mı orada? Var. Gel bakalım şimdi seni bir son yolculuğuna uğurlayalım. Bekleyelim arkadaşlar, barov falan olabilir. Tamam. Çok güzel. Diğer hepsi de yaralı şimdi. Bak Survivor maçında ne kadar mutlu ve gülüyordum. Bir de bu maçtaki gerginliğimi ve yani stresimi anlıyorsunuz değil mi? Gelen Tinkerer ban dalgası ile. Senin de son asılışın. Kaşı... Yok bunun son bir, pardon. Bu ikilenmişti. Lan oğlum bari paleti kırabileydim. Hata yaptım ya. İşte arkadaşlar bir katile aşina olmamak gerçekten çok zor durumlarda bırakabiliyor sizi.
Ne yapıyorsun ya? Mesela yapmam gereken şeyi biliyorum ama hani mekaniklerine hakim değilim ya o katili çok az oynadığım için. Uygulayamıyorum. Pratikte sorun var. Bu yüzden hani oyunlarda oynayarak gelişmek en önemlisi. Mesela birisinden izleyerek onu öğreniyorsunuz tamam ama uygulaması aynı şey değil. Çok fark ediyor. Bunların rankı falan biraz düşük olmasa yani beni şu an paket etmişlerdi çoktan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün hitleri de normal vurdum anasını satayım. Hiçbirini özelliğiyle vurmadım. Yani şu an düz M1 maraz gameplay arkadaşlar. Ona yetişemeyebilirim ha iki kişilerse eğer. Ama buradan bir yerden kaçmaya çalışıyor. Peki. Bak ne yapıyorsun yani. Bütün jenleri yapan kişiyi bulduk arkadaşlar. Oyun tarzından bile belli yani. Ben sadece jen yapıyorum diyor. Ona yetişebilir miyim? Kapıyı açıp gider mi yoksa? Ya da bunu almaya döner mi? Abi biz ne bile ki amunluyum dediğinizi duyar gibiyim. Açtı ve gidiyor. Bir iğrenç oynadım yani çok bir bahanelik tarafı yok. Killer'ı oynamayı bilmiyorum zaten. En başta söyledim. Ama adamlar kötü olduğu için 3 kill. Güzel. Ben işimle ilgili anılmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni renk ayarımı sizlere göstereyim şöyle bir dakika. Şöyle bundan sonra böyle oynayacağım oyunu. Böylece paletlerin hepsini rahatça görüyoruz. Erhak Antris geldi yine. Oğlum kanka dibinde adam var. Alo. Senin Allah belanı versin. Sana başka hiçbir şey demiyorum ben ya. Senin Allah bin belanı versin. Gel hiç hasar almayı falan akıl etme tamam mı? Hasar falan aman diyeyim alma. Ne yapıyor bu? Ananı beni kaldırdı lan. Oğlum. Şuradan adamı gördü. Adam palette. Şuraya geldi adam. Evet. Ace hiç görünmedin. Yok arkadaşlar oynamayacağım Huntress. Yeni bir maç görüyorum. Onda da Huntress gelirse oynarım. Saymıyorum bu maçı. Müthiş bir takıma denk geldim çünkü yani. O zaman açık map yok oyunda. Bu arada arkadaşlar az önce uzun uzun düşündüm. Twins geldi. Bütün düşüncelerim şu an iptal. Bu maçı oynayacağım. Bu maçın katilini oynayacağım. Sonra bir de en son Huntress maçı atacağım. Çünkü az önceki Survival maçı her ne kadar saçma sapan geçmiş olsa da sonuçta Huntress geldi. Yani kuralı bozmamak lazım. Bir katil maçı fazla atmış olacağım ama çünkü Survival maçını oynayamadım. Neyse güzel uzun süredir oynamadığım 3 katil oynamış olacağım bu videoda. Maraz, Twins, Huntress. Yeter ki farklılık olsun. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim kendi elimde olduğu zaman gidip de ben Twins gameplay çekmem. İyi oynadığım bir katil değil. Gidip Maraz çekmem. Çünkü katil oynadığım bu videoda 4-5 maç atıyorum. Bazen 6 maç atıyorum. 5 tane Maraz maçını kaldıramam. Ama bu tarz karşıma ne gelirse oynuyorum serisinde kuralı bozmamak adına ne gelirse oynamak zorundayım. Böylece psikolojik olarak da yenilmemiş oluyorum yani. Tamam diyorum hani ben bir içerik yapıyorum. Karşıma Maraz geldi. Oynamak zorundayım. Ama kendi isteğimle gidip çekmem yani. O yüzden bu tarz farklı içerikleri seviyorum. Sağ altta ben niye mahalle esnafı gibi oldum şu an? Her şey var. 4 perküm var. 3 tane de adamlar açmış. Bayağı şu an hayalimi gerçekleştiriyorlar ya benim. Ya buraya heal mi istiyorsun? Yürü hadi ya. İlk önce yaralıyı düşür istiyorsan. Kafasına sıçtım. İlk önce yaralıyı düşür de sonra full olana atlarsın. İyi gel hadi gel. Gel seni burada bir 4-5 yerine döndüreyim ben. Tamam mı? Bu arada yanlış oynuyorum şu an. Daha doğrusu adam doğru taraftan kovalıyor. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Bok gibi bir tarafta kaldım ya. Ya şu Ace karakterini gördüğüm zaman Akasya durağındaki Sinan Kaya'nın dolandırıcılık müziği çalıyor kafamda ya. Ha tunnel bekliyor. Şunu basayım 16 saniye inşallah dayanırım. Bu çocuğu seni. Öbür Ace'i niye tanımlamadın o zaman arkadaşlar? Bak bunu anlatmaya çalışıyorum. Vallahi videoda olduğumu biliyor gibi oynuyorlar ya. Lan öbür Ace daha müsaitti tanımlanmaya ilk aldığımda. Onu tanımlamadı geldi beni tanımladı. Medkit'im de boka gitmiş oldu. Huntress ve Twins maçlarında çok pis oynayacağım bak. Sinirim bu Survival maçlarında artıyor. Zaten Killer'da hiçbir şeye tahammülüm yok. Bütün acısını oradan çıkaracağım. Ya bu Twins Chucky'den daha güçlü arkadaşlar bak sıfır şaka ya. Twins'i güçsüz yapan ne biliyor musunuz? Victor'la düşürdükten sonra gidip Twins'i de almak zorunda olmanız. Yoksa Victor Chucky'den çok daha güçlü. Yani dojlanması falan çok daha zor. Bu kadar az karşıma gelip beni bu kadar tilt eden başka bir katil yok galiba. Baksana katil adamı düşürüyor. Gelene kadar yanında birileri varsa kaldırıyor adamı. Victor'la kurbanları sırtına almasını öneriyorum. Sonra Purple ölünce niye öldü? Sonra erkekler neden az yaşar? Şuna oldum. Sala. Sonunda ya sonunda. 4 yıldır falan Victor'a tekme atamıyorum arkadaşlar geldiğinden beri. Zekayı gördün mü arkadaşlar? Ne oluyor lan? Jeni bitirdim sandım. Çok korkunç. Götüne dokunayım mı? Şimdi Ace'i korumamız lazım arkadaşlar. Ace kral ben seni koruyacağım.
Kaç git lan? Çok iyisin lan sen, helal lan sana. Bak burayı harbi ben Victor'u aldım, o da Dead Ard'ı müthiş kullandı. Çok iyi bir takım oyununa burayı yırttık. Yine hesap düşük level olduğu için arkadaşlar ne bulursam bastım, perklere girdim. Direkt Victor'la mı çıkalım aramaya, ne diyorsunuz? Merhaba. Oha. Oo, ona yetişemem ki. Güzel, iki kişiyi yaraladık da. T-bag atıyor ne kanze? Önce önüne bakmayı öğren. Beleşit yedin güzellik. Biraz daha garantiye almamı bekleyebilirdim değil mi arkadaşlar? Acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Sakin sakin aim'imizi alacağız. Atı saç... Atı... Lan ne oluyor? Lan geri geçemiyor muydun Victor'a? Merhaba başkan. Öyle altına sıçarsın. Acı bir şekilde öğrendiler Tinker'ım olduğunu. Devam ediyor mudur Jane? Öyle bir hadsizlik yapar mı sizce? Var mı mantıklı bir açıklaması olan? Mantıklı açıklama yapacak var mı bana arkadaşlar, yoksa Jimmer'e falan şikayet edeyim mi yani? Küçük kaşık mı? Üzüşen de bitti. Küçük kaşık tunnel yiyeceksin kral, haberin olsun. Victor'la şey yapınca da... Anladınız siz demek istediğimi. Aha. Armin, Gosolingo, Balinga. Victor'la önünde campleyince de şey oluyor mu? Barı doluyor mu? Bilen var mı? Dolması lazım bence mantıken. Almayın küçük kaşığı. Merhaba. Kanka öyle Can Rush'a. Böyle Twins. Maç sonu sövse ya, küçük kaşık bana ana avrat. Ahmet abi merhaba, selamlar. Severek izliyorum. Ananı sikeyim abi, iyi günler. Bana T-back atan aptal kalmış. Mırrıbı. Oğlum o Victor çözdük artık ya, ben eskiden acele atıyordum salak gibi. Sen çok kötü oynuyorsun. Bir de T-back atıyordun ya. Utanmaz arlanmaz ya. Ha, arkadaşını mı alacaksın? Önüne bak, önüne. Alo. Seni Victor'la düşüreceğim. Fantazi. Paleti de aldım. Çok sardı ya Twins arkadaşlar. Eskiden niye Victor'u kötü oynadığımı buldum arkadaşlar. Ben ta şuradan... Victor'la hiç kapatabiliyor muyum lan? Ben ta şuradan şu drain oraya hit falan deniyordum. Dodge'lanması kolay oluyordu dolayısıyla. Şimdi iyice yakınına geleceksiniz. Zaten hızlı bir karakter. Bir de en doğru anı bekleyin. Hemen böyle atmana gerek yok. Adam zaten bir süre sonra mallaşıyor. Aynı hareketleri tekrar ediyor. Sağ sol sağ sol derken anlaşılıyor ne yapacağı. Evet, şimdi bir gün önce ertelenen Huntress maçına geçtik arkadaşlar. Yoğun yağış sebebiyle ertelenmişti biliyorsunuz ki. Kafamıza gerizekalı kurbanlar ve salak bir katil yağmıştı. İçime doğdu. Şöyle bir balta atasım geldi. Bu arada Huntress'in standart balta sayısı 7 oldu arkadaşlar. Oyunu uzun süredir oynamayan varsa bir an Kenan Işık gibi kalmasın. Ne oldu? 5 yeni de gezdim. Kimse oturmamış. Troll bir maçta mıyım? Evet arkadaşlar, galiba trolleniyorum. Şu an saklanarak oynuyorlar büyük ihtimal. Anası deliğin bir tanesini gördük. Gel bakalım. Tam değmesi oraya vurmuştum. Bir tane daha can bitiyor bu arada. Oğlum 5 yeni de 3'er tur döndüm arkadaşlar. Hepsi sıfırdı. Gittim bir kişiyi direkt dolaptan grabledim. 2 can bitti. Bunu unuttunuz. Struggle'a geçti bu. Şimdi aldın. Evet, ilginç bir maç. Lan oğlum şu baltaları var ya, yüksekliğini falan ayarlayamıyorum ya. Şeyini ayarlıyorum da. Yönünü mönünü ayarlıyorum da. Ay kötü attım. Şu hani bir yerlerin arasından geçirirken biraz daha yukarı bakmamız falan gerekiyor ya. Ona da tam hakim değilim. Ya şu oyun tarzından keyif alıyorlar mı? Gerçekten soruyorum bak, hani Jhin yapmıyor, Chase atmıyor. Sadece saklanıyor. Barov'unu aldım kanks. Nasıl Ralph gibi deniyorum ama şeyleri, baltaları. Aa, nasıl değmedi lan? Ya hemen de toz oluyor senin ben oynayacağın oyunun var ya. Uykum geldi ya şu an maçta. Vallahi billahi uykum geldi ya. Adam korkudan ortadaki Jhin'e bir daha gelmemiş bile. Hani hiç şey dememiş. Ben onu 80'e getirdim. Katil buna tekme atıp geri gider. Tekrar ona oturayım falan dememiş. O balta birine düşecek hissediyorum. Headshot yedin zamki. Sprint bekletmiş ya bir de. Hey Allah'ım ya. Bir de sprint bekletmiş ya. Lan Twins maçı en azından eğlenceliydi ya. Bu şimdi hiç de bulur değil mi? Hiçbir şey yapmadığı halde. Aha! Ah lan! İkinciyi de vursam var ya, ne güzeldi lan. En malı bile şu
kapı taktiğini çözmüş bu arada var ya. O A'ya falan getirince bırakma olayı var ya. Bir saattir git gel git gel yapıyorum uzaktan. Emma'da bile bir şekilde kaçıyor ya. Bir çift maç daha atmaya karar verdim arkadaşlar. Yani bir kurbanına gireceğim. Gelen katilde oynayacağım. Çünkü katil maçları böyle bir değişik geçti. Timis maçı çok hızlıydı. Huntress maçı çok sıkıcıydı. Onlarca Survivor'da zaten Huntress'in maçını oynayamadım. Timis maçında da hiçbir şey olmadı. Biliyorsunuz ki lanet olası mükemmeliyetçi bir özelliğim var. Yani o video içime sinmezse atmam. Ya en iyi şekilde atarım ya da hiç atmam. Öyle bir huyum var arkadaşlar. Hatta zaten bazen o yüzden video gelmiyor. Şu paleti bana açıklayabilecek birisi var mı Allah aşkına yani? Konuşalım ya. Şu palet hakkında birileri tez falan yazsın lütfen. Yani makale falan yazın ya. Haritanın en ucunda. İnanılmaz unsafe yani gram güvenilir bir palet değil. Buna hasar alsam mı almasam mı? Yani lanet olsun içimdeki insan seviyesine arkadaşlar. Başka ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ben niye direkt şey oldum? Nasıl fullledi beni? Are you trying to make me angry? Hop kafa yazın. Hadi bye bye. Önüme çıkmayı akıl etme, sen o kadar zeki değilsin. Fıs. Valla sinirlendim mi? Tıkık. Aa sattık. Yetişir miyim lan? Vallahi yetiştim. Vallahi billahi yetiştim. Geçmiş olsun kanka, maçı kaybettin. Hop nerede olduğunu da görüyorum. Abi niye böyle sesler çıkarıyorsun dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Size nam. Öldük. Bloodlust kastı tabi hiçbir paleti kırmadığı için hayvan gibi Bloodlust kastı, yoksa yetişemezdi. Güzel bak, böyle takımları severim arkadaşlar. Attığım chase'in hakkını verdiler. 3 can bitirdiler. 3.sü de bitiyor şimdi. Ama bu takımların şöyle bir huyu var. Sizi genelde yaşatamazlar. Kancadan almayı beceremezler. Kafaları sadece can yapmak üzerine çalıştığı için şu an alırlar. Şu an yanımda biri yok ama böyle bir trade mrade işleri girdi mi sıçtınız, geçmiş olsun. İki tane pis bana dokundu arkadaşlar. Şöyle kendimi arındırayım da. Kolay gelsin. Ben sizi içeri girdi sandı, girmemişsiz. Lan niye durdum orada? Kurpa bak kanka, güzel oynuyorsun. Salak salak satışlara başlamayın. Şu an iyi oynuyorsun. Yine mal gibi orada satıyordun. Şşş. Efendim ol lan. Çok acele ettim, yanlış oynadım ya. Ben bu paleti uzaktan görünce daha güvenilir bir şey sandım. Kötü bir paletmiş. Hayda. Birazcık daha vuralım bakalım. Sanatsal anlamda ilk kıvrak denemesi. Lan burayı kapatmışlar ya. Aa bak şunu yeni gördüm ha, şu pencereyi kapattığını. Zaten dünyanın en boş penceresiydi. Bir kere bile oradan atlayanın kurtulduğunu görmedim. Gerçi şu taraftan gelip atlayıp katil de peşinizden geliyorsa işe yarar da. Vay 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 vay. Vay 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 vay. İtin yok için yok ya bak. Vur gideyim. Gidemedim. Çok kötü bir yerde kaldım ya. Hayır ya. Oğlum. Arkadaşlar benim şu takılmalarıma ne yapabiliriz? Hadi yaptın. Yemin ediyorum Tolga abinin flash save'i gibiydi ya. Bir ara Tolga abi bana bir flash tuttu. Vallahi bana tren çarpıyor sandım ya. Bir dur, bir timing bekle, bir şey bekle. Şu takılma konusuna gelelim arkadaşlar. Oyunda sürekli bir yerlere takılıyorum ve nasıl desem böyle, ben düz giderken bir şey beni sağa çekiyor gibi oluyor yani. Ben bilinçli bir şekilde yapmıyorum onu. Anlık pingim mi çıkıyor? Klavyemden de olabilir. Klavyem uzun süredir kullandığım bir klavye. Böyle tuşların ömrü bitmiş olabilir, bilmiyorum. 1-2 aydır her yere takılıyorum ya. Burada da o yüzden öldüm. İlk kiti yedikten sonra takıldım, uzaklaşamadım. Evet, son maçta da Albert. 3 Survivor, 4 katil atmış oldum galiba değil mi? Survivor'da çünkü o Huntress maçını hiç oynamadık yani. Direkt DC attık. Ooo başkan. Ak lan, biraz daha sakin olsam, neyse. En azından önünü falan kapattık. Beleşten bir hitimizi şöyle verelim. Oo bunu burada mahvederim ben. İndir şimdi palete. Bu paleti erkenden devirirseniz geçmiş olsun arkadaşlar. Katil %99 avantajlıdır. Tinkırır mı yandı? Evet. Bunu mu düşürsem, Tinkırır'a mı gitsem?
Güzel. Değil aslında da. Kendimi hani güzel falan diyerek arkadaşlar beynimi olumlamaya çalışıyorum. Mesela bunun da birazdan anasını s**meye olumlayacağım beynimi. O anları tabii size gösteremeyeceğiz arkadaşlar. Yasaklı. O anları başka bir platformdan yayınlayacağız. Turuncu bir amblemi var. Böyle şansın anasına edeyim yani. Gitti nereye düştü ya. Salak. Decisive'i yok sandım, o yüzden sevindim. Tamam, hemen gülmeyin siz de ya. Hemen gülüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi arkadan görüyorum bak. Abi biri bota düştü lan. Mektamus bota düştü. Bak bu biraz akıllı arkadaşlar. Bu biraz akıllı. Ohoho. Purpo'dan inanılmaz bir mind game geldi. Zort. O da bota düştü. Allah Allah. Ohoho, çok iyiydi. Çok iyiydi. Hiçbir şey diyemiyorum buna hiç. Düşünmedim öyle bir şey yapacağını. Mal olduğu için. Tövbe tövbe. Bakın arkadaşlar, size bir taktik. Bir dakika, kuşumalı bir asayım. Bu tarz çok safe bir palette, yani katilin kırmak zorunda olduğu paletlerde uzaklaşın. Katil zaten sağdan soldan bir yerden dolanamaz. O yüzden bu paleti direkt kırmak zorunda. Ama siz o durup katili buradan kör etmeye çalışırsanız katil paleti kırdıktan sonra mesafeyi açamamış oluyorsunuz. Bu katilin işine gelir. Bu tarz tek taraflı yerlerde killer shack olabilir, ne bileyim başka böyle çok güçlü bir spot düşünün. Katili kör etmeyin. Tamamen sizin dezavantajınıza. Adam ne ki botu ne olsun ya. Botu ayrı mal, adam ayrı mal. Ha? Arkadaşlar ben bunu yakalayayım ki beni yerden tekrar aldırmakla uğraştırmasın diye böyle bir mind game yaptım. Yoksa biliyorsunuz orada vururum yani normalde. Bu da bot değil mi? Evet. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an düşürdüğüm bot Ibo'nun chase rekorunu kırdı. Ibo'nun 3 saniye çünkü bu bot 3.5 saniye mi 4 saniye mi ne loop attı az önce. Böylece Ibo'nun tarihi rekoru da kırılmış oldu. Bota bak, kimseyi almakla uğraşmadı, nereye kaçmış ya, attempt attı adam, hay Allah'ım yarabbim ya. Bu hile. Bu hile. Etem tatıp niye AFK bırakıyorsun güzel kardeşim? Evet, evrimimi tamamladım arkadaşlar, hayırlı olsun. Bundan 3.5 saat öncesine kadar maymundum. Önce iki ayak üstünde yürümeyi öğrendim. Sonra birden 10'a kadar saymayı öğrendim. Ateş yakmamıza gerek yok, evde ocak var, fırın falan var zaten, onları çoktan çözdük. Evet arkadaşlar, ilginç bir gün yani. Tam anlamadım ben de ama ilginç bir şey oldu. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.